Çiftes Merkezi'nden merhaba. Bilim artık yalnızca laboratuvarlarda değil, evlerimizde, salonlarımızda da kendini yer buluyor. Özellikle ülkemizde gençlerin büyük rağbet gösterdiği yayınlarımız arasında olan popüler bilimi konu alan Popular Science Türkiye'yi takip eden pek çok okurun da teleskop sahibi olduğunu biliyoruz. Bunun yanında yine laboratuvarlarda görmeye alışık olduğumuz mikroskoplar da artık evlerimize yavaş yavaş giriyor. Hatta çantada istediğimiz her yere taşınabilecek boyutlarda bulunabiliyor. Bugün inceleyeceğimiz Calestron Philip View da böylesi bir ürün. Evet, bugün teknolojinin farklı bir tarafını ele alıyor ve Calestron Philip View'e yakından bakıyoruz. Bugün elimizdeki Calestron Philip View az önce de söylediğimiz gibi bir mikroskop. Elbette profesyonel boyutta bir mikroskop değil, ancak hobi olarak bilimle uğraşan ve bazı materyallerin detaylarında neler sakladığını merak edenler için yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan bu cihaza özellikle okullar, üniversiteler ve bilim merkezlerine yer verildiğini söyleyelim. Peki Philip View bize neler sunuyor ve nasıl çalışıyor? Şimdi biraz bundan bahsedelim. Cihazın çok basit bir kullanımı mevcut. Kabaca iki parçadan oluşan Calestron Philip View kutusunda bu standla birlikte geliyor. İster standla kullanabiliyorsunuz, ister hemen altındaki ayağı açarak bu şekilde masaya da konumlandırabiliyorsunuz. Cihazı çalıştırmak için elbette bataryasını yerleştirmek gerekiyor. Ardından mikroskobu ekranını açtığınızda hemen aktif hale geldiğini görüyorsunuz. 270 derece dönebilen 3 inç boyutuna tam renkli TFT LCD panelden oluşan bu ekranı açtığınızda cihaz çalışıyor. Böylece merceğin altına ne koyarsanız bu ekranda görebiliyorsunuz. 5 megapiksel sensör ve 5 element ayar mercek yapılandırması ile fotoğraf ve video çekebilen mikroskop bu görüntüleri microSD karta aktarabiliyor. Cihazın ne yazık ki dahili hafızası yok. Bu nedenle microSD karta ihtiyacınız var. Cihaza maksimum 32 GB'a kadar microSD kart takabiliyorsunuz. Ancak bunu da ayrıca satın almanız gerekiyor. Philip View'u tekil olarak kullanabileceğiniz gibi bilgisayarı da bağlayabiliyorsunuz. Böylece video çekme imkanı da veren cihaz, yazılım üzerinden kaydettiğiniz videoları yeniden bilgisayar üzerinde izleyebilmenize imkan tanıyor. Ara birim üzerinden cihazın kaydedeceğiniz çözünürlük formatını belirlemeniz mümkün. 640x480 veya 320x240 piksel çözünürlüğünde kayıt yapan cihaz ayrıca 5 megapiksellik merceğiyle fotoğraf da çekebiliyor. Yakınlaşmayı ise cihazın hemen üzerindeki anahtarı kullanarak yapabiliyorsunuz. Burada 4x'e kadar yakınlaşmanız mümkün. Bu değerler belki tatmin etmeyebilir, fakat cihazın bilimle amatör olarak uğraşan veya hobi olarak görenler için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Philip View'u kullandığımız süre boyunca farklı nesneler, canlılar inceledik. Cihazda madeni para, kağıt para, devre kartları, yaprak, böcek, bitki, taş ve kum gibi farklı pencerelerden baktık. Baktığımız görüntüye yakınlaştığınız veya uzaklaştığınızda odağı hemen işaret parmağınızın altına alan, altına gelecek şekilde yerleştirilmiş olan tekerlek yardımıyla, yani bu tekerlekte ayarlayabileceğinizi söyleyelim. Böylece direkt olarak odağı yakalayabiliyorsunuz. Sonuç olarak açıkçası Philip View'dan çok fazla etkilenmediğimizi söyleyelim. Hani kan veya su damlası için de mikroskopik boyuttaki canlıları görüntüleyeceği hayalini kurmamak lazım. Onu baştan söyleyelim. Zira cihaz profesyonel değil. Başta da söylediğimiz gibi Philip View hobi olarak bilimle uğraşan kişilere ve özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için uygun bir cihaz olmuş. Bu kişilerce kullanıldığında eğlenceli ve merak uyandıracak ölçüde bir cihaza dönüşecektir diye düşünüyoruz. Philip View'un fiyatına gelecek olursak, bize firma tarafından söylenene göre ülkemizde 1175 TL civarında bir fiyatta kendine alıcı bulunuyor. Ancak cihazın Amazon fiyatı çok daha makul, hatta neredeyse yarı yarıya. Cihazı Amazon'dan 160 dolar civarında bir fiyat etiketiyle bulmak mümkün.